Yalnız Silas'a yine çok çok iyi bir ulti vermiş oluyorsun. Çok fazla vuruyor Silas. Varus ultisi. Ve geldi. Ve geldi senin de söylediğin gibi. Yine bir oyun sonunda taşıyıcı olabilecek. Takımı hasar yükünü sırtlayabilecek bir şampiyon. Yani Akali ile Yone'nin canla başla bir şekilde Soraka'ya ulaşması lazım. Onu yapamadıkları takdirde Soraka herkesi hayatta tutacak. Bridge karşı baskın aldı, beşledi, evet. Bekledi beyi. Bir de şey, hani takım arkadaşımın koridoru ittirebildiğine emin olayım. Beklemesi bir yandan. Ortada ulti çalındı. Ulti alındı. Shao tarafından Faker yine perde içerisinde dans ediyor. Shao rakibinin üzerine gitti. Burada skor verebilir Shao. Şimdi sersemletmeyi kullanıp geri çekilecek Onur. Breed'in gelmesiyle birlikte Breed çok fazla hasar var. Breed ilk kanı aldı. Ormancı edasıyla buraya yaklaşıp şimdi yalnız lezzet yolculuğu geliyor. Keriye daha sıçra da geldi. Guma Yoshi. İki sıçra attılar bu arada ona o skoru almak için. Onu da hatırlatalım hemen. Ya Onur cehennem prangasından çıkamaz mıydı ya acaba? Oo geliyor. Buraya geliyor dediğin Salyan gibi adım. Beyi. Keriye sıçrası yok. Keriye yakalanacak şimdi. Beyaz aa bir dakika. Beyi çok fazla hasar alıyor Guma Yoshi. İkinci burayı alıyor. Bir de buradan çıktı Keriye. Guma Yoshi Keriye ikilisi. 2-0'a getirdi bu arada. Şimdi Breed'in üzerine gitmek istiyor. Onur'la birlikte Zeus. Zeus'un ultisi mevcut. Zeus şimdi yükleri üzerine uyguluyor. Breed burada çok iyi kullandı bu yeteneği ama yapacak bir şey yok. Sonrasında yakalanıyor, sersemletiliyor. Breed'in üzerine Zeus oynuyorlar. Bu skor Zeus sonunda aldı skoru. Koridor ittirme avantajını çok net kullanıyor şu ana kadar T1. Bu üçüncü karşılaşmada. Buraya da geldiler. Bu alameti de alacaklar. Burada Faker alt koridoru ittiriyor. Keria lezzet yolculuğu Galan'ın üzerine oynayacaklar. Hala ultisi var Keria'nın, kuleyi Faker tanklıyor. Şimdi Keria ultiyle birlikte kurtaracak Faker'ı. Faker üzerine oynamaya çalışıyor. Faker hala tanklıyor Keria ama Keria kuleye düştü. Faker da burada kuleye düşecek. Sonra kada kalıyor bu skor. Guma Yoshi buraya yaklaşmış. Güzel bitkinlik var Mink'ten ama hasar yetecek Guma Yoshi. Buraya kadar altınını verecek burada Shao'ya. Diğer taraftansa Vi'yi ejderi alıyor. Burada ilk kuleyi istiyorlar. Onur ve Zeus ikilisi ama kuleye çok fazla hasar veremeyecekler. Breed'in can havuzundan ötürü şimdi kule altına girmek istiyorlar. Breed burada çok fazla kalmış olabilir. Yetmedi, Zeus yetti. Sonunda skor alacak. Düştü. Kendisi Zeus düşecek tam ama. Zeus tam bir troll bu arada. Zeus tam bir troll. Ercan çok sinirli. Yine kötü olmadı ne bu arada. Ne yaptı Zeus? Guma Yoshi ve Keriya. Rakiplerini bekliyorlar burada. Şimdi totem temizlenecek. Ve'yi direkt olarak üzerine gitti rakibinin. Burada ham yap. Yok şu anda ham yap gelmedi hala. Süresi dolmadı şimdi geldi. Evet. Vallahi o Aatrox'un arkasında o kadar iyileştirmeyle birlikte bir de sonra kalacak. Bu arada fark ediliyor. Onur rakibinin üzerine gidecek şimdi. Sersenle geliyor. Ultisi var mı diye bakıyorum. Ultisi de mevcut. Yalnız Keriya arkaya gidemedi sanıyorum ki. Ona rağmen skoru alıyorlar. Shao'nun üzerine ulti geldi. Shao, Faker'dan. Faker'ın hasarı çok fazla. Güzel sıçra Shao'dan burada. Şimdi üst koridora bir kule altı daha. Onur'la birlikte Zeus kitle kontrolden çıkamayacak burada Breed. İlk kuleyi de alacak. Zeus ve Onur ultisinin gelmesini bekleyecekler savaşmak için. Yani Yone bu kadar öndeyken RNG'nin buradaki takım savaşını istememesi gerekiyor bence. Bu arada Mink yakalanabilir burada. Keriya direkt olarak rakibinin üzerine gidiyor. Ulti de kullanıldı Onur tarafından ama Onur çok fazla hasar alıyor. Güzel ham yap burada Vi'yi. Çok arada kaldı. Zeus sıçrayla birlikte skoru alıyor. Shao'dan kaçan bir ulti. Faker arka tarafı paramparça ediyor. Faker'dan 2'de 2. Gala yok etti orayı ve Gala. Ve T1 paramparça etti bu arada. Zeus yine orada yine birilerinin kucağına sıçra attı. Evet. Gerek var mıydı? Bey'i düşürmek için attı. Keriya o kule altına girebilirdi çünkü. Ya onların derdi biraz daha uzaktan öldürebilirsek öldürelim, kendimizi tehlikeli pozisyona atmayalım. Pozisyonu bir Keriya dikkatli olması lazım. Bu arada Shao ulti aldı şimdi. Çok iyi yana adım bu arada Guma Yoshi'den. Çok iyi yana adım dediğin gibi. Vayne'in de üzerine gidecekler. Faker savaşa dahil oldu. Vayne ilk skor oluyor bu savaşta. Faker devam etmek istiyor ama bu hatalı bir hamle olabilir. Hemen hamle yap geliyor Keriya'dan. Burada yine ulti kullanıldı Onur'dan. Yalnız Shao ultiyle birlikte Guma Yoshi'yi yakalasa da Keriya takım arkadaşını kurtardı. Guma Yoshi geldi Zeus almayı başarıyor. Guma Yoshi çok rahat hasar veriyor. İkinci skoru da buldu. T1 Shao uzaklaşmaya çalışıyor ama buradan çıkış yok. Kule altına Keriya muazzam bir lezzet yolculuğu. Devamı İki kişiyi havaya kaldırdılar ve bütün oyuncularını kaybediyor RNG. Keriya düşmedi. Sadece Zeus'u kaybettiler Keriya burada. Keriya düşmedi bu arada o hareketten sonra.
Ben Kaysacıyım ya. Bu arada Vey Onur'un üzerine atladı ama düşmez pişman ki. Olabilir buna. Vey tek yedi burada. İçeriye bu arada MVP'si olmuş mu savaşın? Daha ne yapsın? Gerçekten. Bu arada Zeus rakibinin üzerine gitmiş. Shao ile birebir. Shao çok fazla hasar aldı burada. Zeus tarafından düşürüldü. Zeus buraya kadar altınlı. Gala'ya verecek. T1 3-0'a çok yakın. Yalnız Gala çok iyi durumda. Gala'nın durumu iyi. Ama bir tek onun durumu iyi. Tek sıkıntı o. Burada Faker Breed'in üzerine gitti. Çok fazla hasar var Faker'dan. Faker burada hasar almaya devam ediyor ama Faker 1'e 2'de skor aldı. Bir de buradan uzaklaşmaya çalışıyor. Carry'in tam yapı var aslında ama Faker skor için girdi. Ve çok az canlı hayatta yandan gelen Onur Kumayış ikilisi bu savaşı tam tersine çevirecek Faker. Daha yeni düştü Faker. Ve oradan Shao'nun uzaklaştığını göreceğiz ama Faker'ın yaptıkları bana onu getirdi. Evet. R2 bu arada inanılmaz fazla. Ya dümdüz şeyi kesti ya. Dümdüz Aatrox'u tekledi yani. Artık son dokunuşları yapmaya hazırlanıyor T1. Arka tarafa birileri sargı diye bakıyorum. Şimdi yalnız ulti geldi ama Carry'e çok sakin. Hemen ham yaptı birlikte kurtarıyor takım arkadaşını. Zeus Shao'nun üzerine gitti. İyi de hasar verdi burada. Şimdi Zeus üst koridordan ortaya doğru ilerledi. Shao'dan gelen ulti Faker yakalandı burada kule altında. Şimdi kronometreyi Zonya'yı kullanıyor Faker. Yalnız burada T1. Diğer tarafta arka Zeus iki kişilik ulti. Aradan direkt olarak V'yi çıkardı Shao. Çok az canlı buradan uzaklaşacak Kumayushi. Deşe nokta kesin birlikte onları. Sağ gösterip sol vurdu. Onur'dan da gelen sıçrayla birlikte skor geliyor Kumayushi. Geriye uzaklaşırken Gala geldi. Burada tek başına kalacak Gala. Yapabilecek hiçbir şeyi yok burada. Rakibini durdurmaya çalışacak ama T1 5 kişiyle birlikte bu kuşatmayı devam ettirecek, oyunu bitirmeye gidecek. Işınlanla geldi buraya Faker. İlk kule düştü, ilk Nexus kulesi. Direkt olarak Gala'nın üzerine gidiyorlar. Gala skoru da Zeus takılıyor ve T1 3-0'lık bir seriyle yarı finale JDG'nin karşısına adını yazdırıyor. Ercan bildim vallahi.